Evet arkadaşlar, İşten çıktık, eve geldik. Adamımla akşam yürüyüşü. Zora emmi. Adamın dibi. Orada çekme ha, ayakların ağrır. Adam her yere eşiyor. Biraz spor yapıyoruz arkadaşlar. Kilosu var aslanın. O kiloyu düşürmeye çalışıyoruz. Sivas'ın işaretlediği yeri işaretleyecek. Adam ya. Bu geçen başımıza olay geldi. Şu tasmanın ucundaki kanka var yok mu? O buradan çıktı. Ama Allah'tan dur deyince durdu da, kimseye kaza bela vermeden hallettik arkadaşlar. Yeni gezdirme ipleri, yeni tasmalar sipariş verdik. Onlar geliyor. Bugün yarın burada olur inşallah. Emre abiden Troy tasma. Sağ olsun bizi kırmadı. Hemen hazırladı. Şipşak kargoya verdi. Yani tasmaların hazırlanması, gelmesi falan bir hafta olmadı daha. 3-5 gün oldu herhalde. Hani 4-5 gün olmuştur. Sıkıntı yok. Soru. Ben de bu kuyruğa hastayım arkadaşlar. Şöyle köpeğe arkadan baktığımda böyle aslan gibi kuyruk yerde. Havalar ısınmaya başladı. Sıcaklar geliyor. Şeylerde devam edelim. Baboş. 41 kere maşallah oğlum ha. Çok tetikte bir it. Köpek diyeyim abi. Yani ses verdiğin anda hemen biliyor, bak yani. Yani öyle. Haydi. Aman. Nerede oğlum, gel. Gel. Maşallah. Ay bu maşallah demeye esirgemeyin. Lan suya koyacağım beni. Sağdan farkını yapsın. Çekelim başka köşeleri. Şurada. Kedi midir? Sarı bir şey var ama ona gıcıklık yapıyor da. Ama şu arada. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Aa, kedi kedi. Kazım işlemlerine başlamış abi. Böyle. Kamerayı 0-1'e getireyim de. Maşallah oğlum ha. Elimden geldiğim kadar köpeklerin hepsiyle videosu bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar ama bir şey git gel zor oluyor vallahi bak. Hakkınızı helal edin ha. Neyse, ormanda devam ederiz. Taralara geldik. Çok rüzgar var. Artık
kusura bakmayın. Sulama kanalları burada geçiyor tarlalara. Bu sene burada tarlalara patates, buğday, arpa yoğun bir şekilde ekilmiş. Bir de mısır. Politik olmasın, Avrupa Birliği'nden çıktılar ya, mecbur üretmeye geri döndüler. Eskiden hepsi dışarıdan geliydi. Burada arkadaşlar yaban domuzu popülasyonu artmış. Yani artmış dedikleri ülke genelinde toplam 1200 mi 1300 tane bilinen sayılı yaban domuzu var. İşte o yüzden yakında bunun önüne geçemezlerse 2-3 sene içerisinde o domuzların 10-15 bine kadar çıkabileceğini söylüyorlar. Bu çıkarsa mecbur buradaki çiftçi üretim bu köpek yere dönecek. Çünkü bu köpekler o domuzlarla baş edebilecek. Biz de bu halka sevdirmiş olacağız. Yani bu köpeğin bir aile köpeği olduğunu, bir mükemmel iş köpeği olduğunu onlara üreteceğiz ya. Onların çoğu bunu dövüş köpeği olarak biliyor. Çünkü kafada var, büyük köpek dövüşler için kullanıldı yıllarca. Özellikle Türkiye'de bayağı bir dövüş olduğunu farkındalar. Sıkıntı yok. Biz onlara neyin ne olduğunu anlatıp doğru hayvanları göstermeye çalışacağız. Şurada dere var, şimdi dereye bir koyayım. Belki girmek ister. Böyle işte arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bir de şey var. Buranın Yeşil Partisi hayvan işte doğa koruma ilgili bir partisi var. Gel oraya, su burada gel. Gel. Onlar İngiltere'de doğaya kurt, çakal ve bu tür yırtıcı hayvanların salınmasının gerek olduğunu düşünüyorlar. Bu konuda 2021'in sonunda çıkacak bir kararname olabilir. O da ne demek oluyor? Bu ülkenin yine bizim kangalımıza, yani sadece Türkiye'deki her türlü bir iş gören çoban köpeğine ihtiyacı var. Yeter ki cesaretli, yürekli olsunlar, gerisi yalan. Yani... Gel babuş gel. Öyle işte arkadaşlar. Kısa bir video olsun dedim bu. Hem görmek isteyen biliyorum, seveni de var, sevmeyeni de var ama seven de izliyor, sevmeyeni de izliyor. Yani şu köpeği sevmiyorsun ama her videosu dışına açıp bakmayı biliyorsun. Demek ki var bir şey. Değil mi? Ben kimsenin köpeğini kötülemem. Kimsenin içine laf söylemem. Orada bile polemik yapmaya çalışıyorlar. Yok işte. Yavuz bu kadar bunu boğar, şöyle yapar. Ya ben Yavuz'u da seviyorum zaten. Hala takip ediyorum. Yani Barış abinin kanalını da takip ediyorum. Benim kimseye sıkıntım yok ki. Ben bu köpeği herkesi dinlerim, izlerim, bakarım. Kafama uyar uymaz. Kendi içimde eleştiririm. Saygı çerçevesinde kim olursa olsun onu da eleştiririm. Hiç yani. Ama kimseyi aşağılamam. Hayvanına sonuçta emek veriyor, seviyor. Laf demem etmem. Hayvan kendini kendisi gösterir. İcraatını kendisi gösterir. Yani öyle. Bu köpek köyde dağarda büyümüş. Son 2,5 yıldır serüven yapıyor işte. Dünyaya açıldı. Yani bu bir nimet. Ülke adına bir nimet. Ülkenin köpeği adına bir nimet. Bunu bile hora kullanabiliyorsak helal olsun bize. Yani haktır bize. Öyle işte arkadaşlar. Bana destek olabilirsiniz. Beğenip, yorum yapıp, kanala da abone olursanız
böyle bir şey başlattık işte. Yani bir senedir uğraşıyorum. Böyle fazla video attığım bir şey yaptım da yok ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi beğenin. Yorum yaparsanız, abone olursanız seviniriz. Herkese Allah'a emanet.